hangisi olur? Kur'an'ın kitaptan önce hitap oluşunun anlamı nedir? Kur'an-ı Kerim muhataplarına ilk olarak neler söylemiştir? Kur'an'ın Kerim oluşu ne anlama gelmektedir? Kur'an'la ilişkimiz nasıl olmalıdır? Kur'an-ı Kerim'in dua maksadıyla okunmasının anlamı nedir? Ardından okunan Kur'an'ın ölüye faydası var mıdır? Kur'an'da her şeyin bilgisi bulunmakta mıdır? Kur'an-ı Kerim'in şifa olduğunu bildiren ayetlerdeki şifadan maksat nedir? Kur'an-ı Kerim peygamberimizden bağımsız olarak değerlendirilip anlaşılabilir mi? Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, hidayeti, inayeti cümlenizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun efendim. Ordu Altaş TV ekranından, akta düşenlerden her birinizi en kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Bazen kelimeler cam kırıklarına döner. İnsanın ağzında konuşsan kanatır, sussan acıtır. İçerisinde bulunduğumuz günler adeta kelimelerin cam kırıkları gibi durduğu, cümlelerin boğazımıza düğümlendiği bir vahşete ne yazık ki istemesek de tanıklık ediyoruz. Elbette Filistin'den bahsediyorum, Gazze'de yaşanan dramdan, soykırımdan bahsediyorum. Zalim Yahudinin, İsrail'in bu pervasızca akıl almaz zulmünden ve sergilediği vahşetten bahsediyorum. Rabbim bizlere güç versin, kudret versin, inayetiyle, lütfuyla, merhametiyle zulme dur diyecek güce sahip olalım, durduralım inşallah. Zira Efendimiz öyle buyurur, bir kötülük gördüğünüzde ona müdahil olun. Ya elinizle müdahil olun, kötülüğü durdurun. Buna gücünüz yetmezse dilinizle muhatap olun. Yani ya nasihatle yahut o kötülüğü yayarak yahut bir şekilde gündemde tutarak kardeşler o kötülüğe muhatap olun. Eğer buna da gücünüz yetmezse kalbinizle sürece mutlaka ama mutlaka dahil olun. Dua edin, buğz edin ama asla bigane kalmayın. Zira zulme razı olunmaz, zulme rıza zulümdür. Bebekler uyurken kardeşler sessiz olunur. Ama bebekler ölürken sessiz kalınmaz. Bu akşam Kur'an'ı konuşacağız inşallah. Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna son hitabını konuşacağız. Aslında vaktimiz olsa bunlar hep birbirinin mütemmim cüzleri, Hazreti Adem'le başlayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le biten bir hitap süreci. Maksat ne? İnsanı bu dünyada kemale erdirmek. Yani bu dünyada ahlaklı ve faziletli bir birey haline getirmek, ahirette de cennette mutlu mesut yaşamasını sağlamak. Kur'an-ı Kerim bize kendisinden önceki hitaplarla ilgili bilgi verirken bol miktarda İsrailoğullarından bahseder. İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden bahseder. Onların nasıl zalim insanlar olduğunu tasvir eder. Aslında vaktimiz olsa da bu gündem vesilesiyle bu hitabı Hazreti İbrahim'den başlatsak ve İsrailoğullarının kendi peygamberlerine yaptığı eziyetleri şöyle bir hocalarım anlatsa da biz dinlesek. Zira birbirinden kıymetli iki konuğum var. Bu vesileyle konuklarımı da selamlamış olayım. Doktor Abdüssamet Şen, Gürgentepe müftümüz. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ve Abdülkerim Yatkın, Diyanet Akademisi Ordu Dini İhtisas Merkezi eğitim görevlisi. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Hocalarımı tanıyorsunuz zaten ekranlardan. Bol miktarda arkadaşlarımız sağ olsunlar davet ediyorlar. Hocalarımız da kırmıyorlar. Özellikle ben geçmiş Ramazanlarda hocalarımla çok keyifli, verimli, bereketli programlar yapmıştım. Dolayısıyla bugün her iki kıymetli üstadımı stüdyomuzda ağırlamaktan dolayı onur duyduğumu da belirtmek isterim. Hocalarım, ne diyorsunuz bu
İsrail'in vahşetini ne diyorsunuz derken şunu da ekleyerek sözü takdim edeyim. Nasıl olur diye dehşete düşüyor insanlar, şaşkınlığa düşüyor. Aslında çok şaşıracak bir şey yok. Kendi peygamberlerini kesmiş adamlardan bahsediyoruz yani. Peygamberlerini kesmiş adamların gariban vatandaşa, silahsız vatandaşa ne yapmaz ki yani? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İzleyen kardeşlerimize ben selamlarımı, hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Bu vesileyle Filistin'de hayatını, vahşice hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Tabii Kasım Hocam, şimdi girizgahı yaparken siz benim aklıma bir ayeti celile geldi. Müsaade ederseniz tabii onu ben hocam arz etmiş olalım. Tabii Kur'an-ı Kerim konuşulacak. Biz de onun ayetleriyle de başlamış hocam, olalım. Hocam gündemimiz malum. Dilediğiniz yerden aklınıza gelen, gönlümüze bir şekilde ferahlık verecek ya da olup biteni anlamamızı sağlayacak ne varsa lütfen paylaşın. Şimdi Rabbimiz Teala buyuruyor ki وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَضَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّٰهِ وَعَدُوَكُمْ. Gücünüz yettiğince kuvvetler hazırlayın düşman için. Bunu neden yapın? Yani neden Rabbimize bir soralım? Neden yapalım biz? Neden kuvvetler hazırlayalım? Yani her devrin kendine ait bazı silahları oluyor. Örneğin ta Asr-ı Saadet'e, Allah Resulü'nün dönemine gidersek bunlar işte besili attı, mızraktı, oktu vesaireydi. 21. yüzyıla geldiğimizde tabi bu savaşların şekli de değişti, durumu da değişti. Artık milenyum çağlar, teknolojik çağlar. Dolayısıyla günümüze hitap eden Allah Teala buyuruyor ki düşman için kuvvetler hazırlayın. Bunu neden yapalım? تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّٰهِ وَعَدُوَكُمْ. Böyle yaparsanız hem Allah'ın düşmanlarını korkutmuş olursunuz, hem de sizin düşmanlarınızı korkutmuş olursunuz. Dolayısıyla barış olur, dolayısıyla sulh olur ki bizim ecdadımız, baktığımız zaman bu zulüm altındaki Yahudilere de, İsraillere de malumunuz kucak açmıştır. Osmanlı'nın döneminde. Benim ilk aklıma gelen, onlara rahmet dilemeyle beraber bu ayeti celile oldu. Biz güçlü olmamız lazım. Birlik, beraberlik içerisinde olmamız lazım. Hele İslam dünyası, İslam alemi. وَاَطِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُمْ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. Allah Teala buyuruyor. Allah'a, Resulüne itaat edin. Ayrılığa, gayrılığa düşmeyin. Bakınız, gücünüz elinizden gider, devletiniz elinizden gider, rüzgarınız elinizden gider diye Rabbimiz Teala ayeti celilelerde Kasım Hocam bize buyuruyor. Daha neyi buyursun Rabbimiz Teala? Hmm. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'e kulak verelim. Kur'an-ı Kerim'in dediğini yapalım. Hem dünyayı mamur edelim, hem dünyayı iyi yaşayalım, yaşatalım. Hem de ahiretimizi. Bakınız gene Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Teala şöyle buyurur. Men katale nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ardı fekennemâ katelen nâse cemî'a. Bir insanı öldüren bütün bir insanlığı öldürmüş gibidir. Bu ayeti celilenin biraz öncesinde Kasım Hocam ketebnâ alâ beni İsrail diyor Rabbimiz Teala. İsrail oğullarına biz böyle yazdık, böyle gönderdik. Onlara diyor yani, bir insanı öldürmek, bütün bir insanlığı öldürmek gibidir. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Bir insana hayat vermek de, bütün bir insanlığa hayat vermek gibidir. Hocam, bizim onlar dinimiz, da meslek olarak öldürmeyi seçtiği için, bakmışlar demek ki biri de bir, bini de bir, toptan evet, öldürelim evet diyorlar herhalde. Halbuki Tevrat'ta da öldürmeyeceksin emri geçer. Ama kimi? İnsanı. İnsan evet olarak görmüyorlar ki Müslümanları. Görmüyor. Dolayısıyla ona göre hareket ediyor. Ben bu vesileyle tekraren vahşice katledilen, ben başka bir cümle bulamıyorum. Bir hastanenin bombalanmasına başka bir cümle gitmez.
vahşice katledilen bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum tekrar. Amin hocam. Öyle ki birbiriyle tenakuz gibi görünen bir dizi süreç var aslında şu anda. Diyoruz ki mesela dua edelim. Ama hocam dua ile olacak iş mi diyor adam. Ya dua ile olmayacak iş yok. Dua etmek zorundayız. Fakat buradaki duayı biz dua edelim Allah'tan ebabil sipariş edelim ya da bir deprem, bir zelzele, bir gök gürültüsü. Bunların hepsi olmuş. Ağat kavmine, Semud kavmine. Şimdi uçak gemileri var suyun üzerinde. Allah Firavun'u suyun içerisinde ve ordusunu helak etti. Allah'ın kudreti bunların hepsine yeter ama benim kanaatim Cenab-ı Hak stratejisini bu anlamda değiştirdi. Artık kulları üzerinden yardım ediyor ya da azap ediyor. Hal böyle olunca bizim başta da arz etmeye çalıştığım üzere bu zulmü ortadan kaldıracak güce erişme hususunda hakikaten o tadarruan ve hufyeten diyor ya hocam bir başka ayette de hani kabul edilip edilmeyeceğinden korkarak böyle dua etmekten aciz kaldığımız bazen kendi kendimizi de dua etme noktasında yetersizlik hissiyle imtina göstermemek lazım aslında. Sürekli dua etmek lazım. Sonra hocam cihat şuuru diye bir bilinç durumu vardı ümmeti Muhammed'te. Bu da ortadan kalktı ne yazık ki. O şuuru da canlı tutmak lazım. Ben sizin o yani güçlü olma cümlenizi bu minvalde görüp okuyorum. Evet. Yani her an cihada hazır olacak bir güçte olursan, zaten güçlü olursan başka bir şeye gerek dolayısıyla de kalmaz. Yaşatırız. Dolayısıyla yani, insanlar yaşar. Dolayısıyla barış gelir. Kısasta hayat vardır. Evet. Ayeti de sanırım böyle anlaşılmalı. Tabii. Ve bir de hocam yani bu adamların dini imanı para. Yahudi malına para vermemek lazım hocam ya. Artık gelinen noktada seçebildiğimiz kadar, becerebildiğimiz kadar. Yani cümleleri acit etmek istemiyorum. Marjinal ifade kullanmak istemiyorum ama yani bizim için ölüm kalım meselesi değilse ki bir şampuan, bir deterjan, bir dondurma, bir kola bunlarla kimse ölüp kalmaz hocam. Ya külle yıka o çamaşırını ama verme Yahudinin deterjanına para. Ben hakikaten çok yani canım acıyor. Kardeşlerimiz az görüyor bunu. Ne olacak diyor. Ne olacak değil ya. Sen vermezsen ben vermezsem hocam bu adamlar sermayelerinin küçüldüklerini gördükçe yani ben o kanaatteyim ki Ortodoks olanlarını, Ferisi gelenekten gelenleri bir tarafa bırak. Diğerlerinin parasına azıcık dokun. Kudüs'ü Mudüs'ü terk edip giderler hocam. Yani tek bir tanesini bulamazsın orada. Abdülkerim hocam ne dersiniz? Hocam Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. İnnelhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Emme ba'd. Hocam hakikaten aslında şuradan başlayayım. Bugün ağlamamız, üzülmemiz gereken şey Kudüs. Evet. Belki Gazze. Ama ondan daha fazla İslam ümmetinin halidir aslında. Daha çok İslam ümmetinin haline acıyoruz bugün, ağlıyoruz. Dediğin hocam çok doğru. Hakikaten biz belki meydanlarda vermeye çalıştığımız mücadeleyi market raflarında kaybediyoruz. Bir kişiyle bir şey olacak mı diye değil, bunu Mevla'nın ifadesiyle karanlığa küfretmek yerine bir mum yakarak bu karanlığa karşı mücadeleyi sürdürmek gerekir. Biz de evet İsrail bugün Gazze'yi bombaladı ve durmayacaktır. Yani 48'den bu yana İsrail'in işgal ettiği topraklara bakarsanız her yıl biraz biraz daha devam ediyor. İşte yeni alanlar açıyor, yeni yerleşimciler alıyor ve giderek de oradan Filistinlileri, Müslümanlar daha doğrusu o topraklardan atmanın peşinde. Tabii şöyle düşünmek lazım buna. Bu vahşet bugüne kadar geldi, bugünden sonra artarak da devam edecektir. Çünkü kendi alanımla alakalı da biraz şunu ifade etmek isterim. Onlara göre kendilerine, kendi kitaplarında Tanrı'nın onlara vaat ettiği bir toprak var. Bu Nil ile Fırat arası kendilerine göre vaat edilmiş topraktır. Ve bu topraklar onların inanç esasının bir gereğidir. Bu topraktaki o diğer insanları buradan yok edip göndermedikçe, buraları kendi vatanı olarak kabul etmedikçe ve buralarını kendilerine vatan yapmadıkça durmayacaklardır. Tabii savaşın bir hukuku var aslında ama
Bu son hastane saldırısı şunu gösteriyor. Eğer insanda vicdan yoksa savaşta da hiçbir hukuku tanımadığını görüyoruz. Ne çocuk, ne kadın, ne yaşlı, ne hasta, değil mi? Biz buna daha önce de mesela yine Çanakkale'de şahit olmuştuk. Bizim Sahra Hastanelerinin Çanakkale'de vurulması olaylarında. Dolayısıyla eğer insanda gerçekten bir Allah korkusu olmadığında insanın hayvanlardan bile daha vahşi bir hale geldiğini maalesef görüyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Özellikle Orta Doğu hep tarihte problemlerin ve çatışmaların yaşandığı bölge olmuştur. Bugün hala öyle. Hatta şunu diyebiliriz. Yani Hristiyanlar ya da Yahudilere göre onların Armageddon dedikleri savaş, kıyamet savaşıysa bu savaş Orta Doğu'da vuku bulacak. Hadi bizde de yine aynı şekilde kıyamet alametlerinden bazıları Orta Doğu'dan çıkan duman, ateş ya da bunu bir savaş olarak da değerlendirebiliriz. Aslında dünya biraz buraya doğru gidiyor belki. Biz o etapta hocamın da ifade ettiği gibi ne kadar hazır olup olmadığımızı kendimize sormamız lazım. İslam ümmeti olarak, İslam ülkeleri olarak biz bu duruma ne kadar hazırız? Biz ne kadar birlik ve beraberlikle buna yek vücut olabiliriz? Biraz sormamız gereken soru bu. Yoksa herkes kendi tiynetinin gereğini, kendi inancının gereğini, kendi düşüncesinin gereğini yapacaktır. Ama maalesef acı olan Müslüman olarak biz kendi düşüncemizin, inancımızın gereğini yapma hususunda maalesef çok iyi değiliz herhalde. Hocam onların kabile şefi mesabesindeki tanrıları onlara neyi vaat etti bilmiyorum ama alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Hakk'ın onlara vaadi hakikaten çok acıklı, çok çok acıklı. Sonları da öyle olacak inşallah. Şunu işte bu program vesilesiyle kardeşlerimizle paylaşmak isterim huzurlarınızda. İsrail, zulüm, düşen bombalar, Gazze'nin imtihanı. Hocam Gazze hepimizin imtihanı. Aynı zamanda Rabbim, Rabbim bu imtihanı kazanabilmeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın işte bu ustanmaz insanı ustandırmak için nebileri, rasulleri vasıtasıyla bir mana aleme müdahalesi, sürece müdahalesi ve bu müdahalenin son noktası Hatem'in Nebiyyin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen hitap Kur'an-ı Kerim. Şimdi biz bunu iki kapak arasında bulduk. Gözümüzü dünyaya açtık. Hele bizler çok küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim'le tanıştık. Büyük çoğunluğumuz ilkokula gitmeden herhalde Kur'an okumayı yaklaşık olarak öğrenmiştir. Yetiştiğimiz, içerisinde büyüdüğümüz aileler itibariyle. İki kapak arasında matbaadan ciltlenmiş. Biz onu bir kitap gibi aldık, öyle tanıdık. Ama aslında bir kitap mıdır Kur'an-ı Kerim? Yani Kur'an-ı Kerim nedir? Ve müminin işte zafiyet içerisinde bugün bu zulme dahi engel olamayan müminin Kur'an-ı Kerim nesi olur? Şöyle yavaştan mevzuya girelim. Abdülsamet Hocam lütfederseniz eğer. Evet, estağfurullah. Şimdi Kur'an-ı Kerim وَاِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbinden indirilmiştir. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَم۪ينَ Onu Cebrail vasıta olarak getirmiştir. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben onu senin kalbine indirdik diyor Allah Teala. Allah'tan Cebrail vasıtasıyla Hazreti Muhammed Mustafa'ya 23 yıllık bir süre zarfında hemen hemen yaklaşık indirilen bir kitap, bir hitap aynı zamanda. Şimdi burada 3 unsur Kasım Hocam ortaya çıkıyor. Bir, belki kaçırılan nokta, elimize aldığımız mushaf, لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Ben Kur'an-ı Kerim'i okurken evvela bir mümin Müslüman olarak şunu çok iyi bilmeliyim ki bu Kur'an alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Bu az önce okuduğum ayet-i cellerin sonunda da şöyle diyor. Ale kalbike. Bakınız Kabe'nin damına indirilmemiştir Kur'an-ı Kerim. Biliyorsunuz o dönemde Muallaka-i Seba var. Fesahat, belagat belki zirve noktasında. Araplar bunu çok iyi ifade ediyor. Şiirleri var. Bu yedi şiirin de hatta Kabe'ye asıldığı.
tam böyle bir zamanın, zeminin içerisinde o Kabe'nin damına asılacak bir şeyi Allah Teala indirmiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben onu senin kalbine indirdik diyor. Dolayısıyla hocam, ben buradan bir şey anlıyorum. Hı-hı. Bitireyim Kasım hocam. Ben demek ki mümin, Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim'i evvela kalbime indirmeliyimi anlıyorum. Ben bu üç ayeti oradaki cellede. İnme fiili, nezele, tenzil, nüzul, bu sonu nüzula ile biten cennet sofralarındaki ayetin sonu da öyle bitiyor. Biz evet. Türkçe'de tenezzül diyoruz ya, evet. Oradaki tenzil aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın insana, insanoğluna bir acıması, merhameti, onu kendisine muhatap alma hususunda bir tenezzülü, yani bir ikramı, bir rahmeti değil midir? Tabii ki, tabii ki. Zira bakınız Kasım hocam. Ya bu inme deyince biz sanki yukarıdan aşağıya inen bir şey gibi Türkçedeki fiil olarak aslında Allah'ın hani bir merhametiyle, tabii, bir lütfu keremiyle mecbur olmadığı halde sırf acıdığı için lütfen ve inayeten, hatta şimdi, işte tenezzül ederek. Evet, Kur'an-ı Kerim Kasım hocam indiği dönemden bahsediyoruz. Belki oraya gidelim. Hı hı. Hayatın akışını adeta değiştirmiş bir kitaptır. Yani insanlığı, o dönemin insanlığını anlamamız için bir tane ayeti celileye bile baksak yeterli ki ben okuyayım ayeti celileyi. Yani Allah Resulü'nden, Kur'an'dan önceki toplumun adeta fotoğrafını bize veren, çeken bir ayeti celile. وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Onlardan birine müjdeler olsun, senin kızın oldu denildiği zaman يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. Şimdi kavminden gizleniyor. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizleniyor. Bakınız Kasım Hocam. Kur'an-ı Kerim kız çocuğuna büşra diyor, müjde diyor. Ve orada da ironi olarak kullanıyor aslında onu. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. Aslında ona müjde idi ama o müjdeyi değerlendiremedi, aldı onu. Diyor ki şimdi ben kavminden alçaklık duygusu içerisinde, şimdi gizleniyor. اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. Şimdi alçaklık duygusu içerisinde bu kız çocuğunu yanında mı tutsun yoksa gitsin toprağa mı gömsün? Elese eme yahkumu, ne kötü hüküm veriyorlar. Yeah. Onlar götürüyorlardı kız çocuğunu diri diri toprağa gömüyorlardı. İşte bugün zalim maalesef İsrail'in aynı gene diri diri toprağa gömmesi gibi. Böyle bir topluma Kur'an-ı Kerim müdahalede bulunuyor. Bu suyun akışını değiştiriyor. Dolayısıyla hani dediniz ya rahmet mi? Elbette ki rahmet. Zira zaten ayeti celile قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءٌ diyor. İman edenler için Kur'an-ı Kerim hem hidayettir hem bir şifadır. وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ ف۪ي اَذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى. İman etmeyenler de Kur'an-ı Kerim'e karşı sağırdırlar. Ama bu ayeti cellenin vurucu yeri bence şurası. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى. Kur'an-ı Kerim de onlara karşı kapalıdır. Kur'an kendisine gidene açılıyor. Kendisine yaklaşana hidayet oluyor. Yaklaşana şifa oluyor. Dolayısıyla müminin kurtulacağı bir yer aslında Kur'an-ı Kerim. Müslümanın hayat bulacağı yer aslında Kur'an-ı Kerim. Hocam kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim inşallah. Hala kız çocuğu olduğu için, kız çocuğu doğacağı için, işte eşinin dünyaya getireceği bebeğin kız olduğunu öğrendiği vakit yüzü düşen, morali bozulan, erkek olsaydı falan diyen kardeşlerimiz varsa lütfen hocamın okuduğu ayeti kerimeye birkaç daha böyle dikkatle düşünsünler, baksınlar. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz efendim. Efendim yeniden merhaba. Orada Altaş TV ekranındasınız. Akla düşenlerde Kur'an-ı Kerim'i, Cenab-ı Hakk'ın ilahi vahyini ve hitabını konuşuyoruz. Abdülsemet Hocam demiştiniz ki Kur'an-ı Kerim yol gösterir, hidayet eder, rahmet olur ama kendisine yaklaşana rahmet olur. Ben onu orada şöyle bir okuma yapıyorum. Hüdellin Nas diyor ya Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'le ilgili insanlığa yol gösterir. Ama henüz başında da Hüdellil Müttakîn diyor. Evet. Ancak
Bu yol göstermeden ancak müttakiler istifade eder. Doğru mu anlamışım mevzuyu? Evet, aynen. Çok doğru Kasım Hocam. Şimdi hakikaten insanın kendinden bir şeyler verebilmesi lazım ki bazı hakikatler onun kalbine doğsun. Şimdi zira Kur'an-ı Kerim Kasım Hocam sözlerin en güzeli. Bakınız Kur'an kendisini tanımlaması gerekiyor. Bak burası bence çok mühim bir şey. Bugün biz 6 yaşındaki bir çocuğa sen şusun dediğimiz zaman çocuk izin vermiyor. Yani tanımlamaya kalkın bakın. Sen şöylesin deyin çocuk izin vermiyor. Hayır ben öyle değilim ben böyleyim diyor. Dolayısıyla ya bu Kur'an kendisini nasıl tanımlıyor? Ben burayı çok önemsiyorum. Allah Teala ayeti cellede Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben muteşabihen mesani buyuruyor. Sözlerin en güzeli diyor. Tekrar tekrar okunan, dile getirilen, hakkı söyleyen bir kitap olarak Allah Teala sözlerin en güzelini indirmiştir. Zümer suresinde. Zümer suresinde. Tekşe'irru minhu culudüllezîne yehşevne rabbehum. Şimdi Rablerinden korkanların derileri ürperir Kur'an-ı Kerim karşısında. Thümme telînü culuduhum ve gulûbuhum ilâ zikrillah. Sonra da Allah'ın zikrine yönelerek hem derileri yani hem içi hem dışı bir senkronizasyon halinde huzur bulur. Telînü Kasım Hocam huzur bulur. İnsan Kur'an'la iç huzura erişir. Bakınız geçen bir şey okudum. Burada eğer müsaadeniz varsa ben lütfen, belki hocama geçeceğim ama ben paylaşmak isterim. Bir meşhur Rus yazar var. Maxim Gorki. Bunun bilirsiniz kitapları da var. Bu bir New York ziyaretinde yani Amerika'da arkadaşları her akşam bir yere götürüyorlar. Yani bir akşam işte sinemaya götürüyorlar, bir akşam tiyatroya götürüyorlar, bir akşam gezmeye vesaire. Derken o sırada Gorki defterine bir not alıyor. Şu notu alıyor. Diyor ki Amerikalılar tuhaf insanlar. Acıdım hallerine. O kadar neşesizler ki eğlenmeden duramıyorlar. Bak çok önemli Hocam, bir şey. Çok enteresan o bir kadar neşesizler tespit. Ki eğlenmeden duramıyorlar. Yani hep bir dış etkenden huzur bulmak istiyor. Yani huzura erememiş. Yani ben dışarı çıkmam lazım ki huzura ereyim. Sinemaya gitmem lazım ki huzura ereyim. Gezmem lazım ki huzura... Hayır. Aslında Kur'an-ı Kerim bize telînü culûduhum ve gulûbuhum ilâ zikrillah. Bakın bu iç huzuru da Kasım Hocam kazandırıyor. Bazen insan duaya bakarak da değil mi? Aynı zamanda böyle mutmain olabiliyor. Eğer iç huzuru yakalamışsa... O da ayet hocam. Evet. O da ayet. Ki Kur'an-ı Kerim işte bize aynı zamanda bunu da kazandırıyor. İnsanın hem içini hem sosyal dünyayı her tarafı adeta ilmek ilmek dokuyan bir hayat kitabı Kasım Hocam. Ne diyor Allah Azze ve Celle Hazretleri? Dikkat edin diyor değil mi? Dikkat edin kalpler ancak Allah'ın zikriyle. Ele bi zikrillah tadmainnul kulub. Huzur bulur. Aynen. Abdülkerim Hocam, bugün yoğun bir ders trafiğinin nihayetinde mübarek cuma akşamı. Sağ olasın. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Abdülsamet Hocam Gürgentepe'den geliyor. Sis, yağmur. Bugünkü hava şartları aslında seyahate hiç de müsait değil. Bu arada dün Akkuş'ta elin bir trafik kazası yaşandı. Akkuş vaizimizin sevgili yavrusu, kayınpederi, kayınvalidesi, kayınbiraderi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Onlara da Cenab-ı Hak'tan şifa niyaz ediyorum. Taziyelerimizi biz de iletelim bu vesileyle. Allah mekanlarını cennet eylesin. Sevgili meslektaşımıza sabrı cemil ihsan eylesin. Ecri cezir ihsan eylesin inşallah. Hocam Kur'an nedir dedik. Hocam Kur'an'ın kitaptan önce bir hitap oluşuna vurgu yaptı. 23 yıllık bir serencam içerisinde yani belli tarihin belli bir döneminde belli bir topluma o toplumdaki sıkıntıları adeta değiştirmek, dönüştürmek adına ve o toplum merkezinde bütün insanlığın ortak sıkıntılarını değiştirmek, dönüştürmek adına gönderildiğini, indirildiğini, lütfedildiğini söyledi. Kaldığımız yerden buyurun lütfen hocam. Eyvallah.
Az önce söylediğiniz şeyden başlayayım. Hani hitap olarak insanlığa iki yerde Cenab-ı Hak bir yerde hüden lin nas buyuruyor. Bir yerde hüden lil müttakîn. Şimdi Kur'an'ın hidayet rehberi olması, değil mi? Cenab-ı Hak insanlığa hidayet rehberi olarak indirdi Kur'an-ı Kerim'i. Yine Kur'an ifadesiyle inna hedeynâhu sebîle imme şâkiren ve imme kefûrâ. Biz Cenab-ı Hak yolu gösterdik. Hidayet yolunu gösterdik. Kur'an vasıtasıyla, Hazreti Peygamber vasıtasıyla. Dileyen nankörlük eder, dileyen şükreder. Şimdi hocam insanlara hidayet olması nedir? Kur'an-ı Kerim burada var. Bugünkü tabloyla söyleyecek olursak Kur'an-ı Kerim 8 milyar insana bir hidayet rehberi olarak orada duruyor hocam. Peki 8 milyar insan içerisinde hiçbir kimse bu hidayet rehberine uymasa herhangi bir eksiklik söz konusu olur mu? Olmaz. Kur'an'ın değeri azalır mı? Azalmaz. Cenab-ı Hakk'ın yani herhangi bir ihtiyacı var mı? Buna değil. O indirdiği Kur'an, onun değeri, Kur'an'ın özelliği, Kur'an'ın sahip olduğu o önemli şeyler, ihtivalar orada durur. Hidayet rehberi olarak. Sadece ne olmuş olur? İnsanlar o hidayet rehberine ulaşmamış ya da adım atmamış olur. Hocam ona çok karşı. Özür dilerim. Bazen bunu yaşıyoruz. İnat ediyoruz. Yani kendi egomuzla adeta navigasyondan bahsediyorum hocam. Evet. Yani özellikle büyük şehirlerde ben bundan birkaç ay önce İstanbul'da şahsen ve bizzat yaşadım. Bacanağımın evi bildiğim yer dedim, navigasyonu açmadım. Navigasyon da telefonda hocam öyle ekstra özel bir şey değil. Bir düğmeye basıyorsun çalışıyor artık. Evet. Eskiden özel araçları vardı, aletleri vardı. Alıyordun arabaya monte ediyordun. Şimdi çok kolay. Ama hocam 3, 4, 5 tur attım İstanbul trafiğinde Maltepe'de. En sonunda pes ettim. Dedim ki bulamayacağım. Açtım. Ben o turları atarken hala haritalar çalışıyordu. İstediğim zaman bana yardım edecek kıymetteydi. Fonksiyon icra ediyordu. Ama bir türlü bakmamıştım. Ben ona müracaat etmiyordum. Ayet-i Kerime'de o kel en'am benhum adal diyor ya, bazen tercümelerde de çok enteresan şeyler. Hayvanların derecesindedir, belki ondan daha sapıktırlar hatta. Hayvan sapık olur mu hocam? Yani yani kedi, yavrusu, koyun. Burada kastedilen işte dalalet, yani yolu kaybetme, şaşırma. Benim Maltepe'deki gibi evi bulamama. Evcil hayvanlar nasıl arkadan güdülerek giderler? Hatta bazen de kaybolurlar. Eğer Kur'an'ın rehberliğine müracaat etmezsen, sen de evcil hayvanlar gibi seni kim gidiyorsa onun güttüğü istikamette gidersin. Arada bir de sürüden ayrılırsan hepten kaybolur, kurda kuşa yem olursun yani. Senin elinde. Evet. Şimdi hidayet rehberi olarak duruyor. İşte biz o hidayet rehberine ulaşmak ya da o kimin için? Bazen öyle bir şey ki sadece insanlar için değil. Yani muttaki kimdir o zaman? Belki orayı sormak lazım. Muttaki İslam'dan, imandan sonraki derecedir. Yani imanını ve İslam'ını daha iyi bir şekilde, inancını daha öteye taşıyan, ibret almak maksadıyla Kur'an'a bakan. Kur'an'ı ibret almak maksadıyla okuyan. Yine hani Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ diye ifade etti Cenab-ı Hakk'ın زَدَتُمْ imana, imana. Yani iman onların okuduğumuz Kur'an'la biz şüphe için değil, yani Kur'an'ın bazen öyle okuma oluyor maalesef. Kur'an okurken ondan ibret almak, ondan imanımızı güçlendirmek için değil de ya bu kitapta nasıl hani farklı şeyler söyleyebilirim değil mi? Bazen öyle oluyor ki hani ilahiyatçılarımız yıllarca bu kitap üzerine çalışan, yıllarca ilahiyatta eğitim veren, eğitim gören hocalarımız da bazen olabiliyor ki işte o hidayet gözüyle, nazarıyla olaya bakmadıkları zaman bambaşka mecralara doğru maalesef savrulup gidiyoruz. Onun için hidayet müttakilere gerçek manada Kur'an-ı Kerim hidayet rehberidir. Biz Kur'an'ı okurken o Kur'an'ın Cenab-ı Hak'tan bize inen mükemmel bir kitap olduğunu bilerek okumamız lazım. Yani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle şayet Kur'an-ı Kerim bir şeye indirmiş olsaydı, bir dağın üzerine indirmiş olsaydı o dağın paramparça
olduğunu görürdünüz buyuruyor Cenab-ı Hak değil mi? Mütesaddi'en min haşyetillah. Mütesaddi'en min haşyetillah. Lev enzelne hâzel Kur'an alâ cebel lerâyetehu haşi'en mütesaddi'en min haşyetillah değil mi? Paramparça olduğunu görürdünüz. Hocam neyle karşı karşıya olduğumuzla yüzleşmek adına çok ibretlik bir ayeti kerime bu. Yani özellikle hafızlarımızın Allah yardımcısı olsun ya. Yine benzer bir ayeti söyleyeyim de hocam öyle geçelim hocam. Velev enne Kur'anen suyret bihil cibel. Şayet hani bir şeyle Kur'an dağlar dürütülmüş olsaydı bu Kur'an olurdu buyuruyor Cenab-ı Hak. Ev guttiat bihil ard veya hani yeryüzü darmadağın edilecek olacak olsaydı bu Kur'an'la olurdu buyuruyor. Veyahut da ölüler konuşacak olsaydı yine bu Kur'an-ı Kerim'le olacağını Cenab-ı Hak ifade buyuruyor. Yani özetle şunu diyebiliriz. Kur'an kendisini hakikaten insanlara rehber, hidayet rehberi ve bizim içindeki o kelamıyla, içeriğiyle bir muciz bir kitap olması hasebiyle bizim insanlık için Allah'ın, Rabbimizin gönderdiği en önemli ve son kelam olmasını defaatle Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor hocam. Hocam o söylediğiniz hakikatle ben Almanya'da yüzleştim. Berlin'de Hür Türkçesiyle üniversitesi var. Berlin Freie Universität. Gittik. Bir heyetle ziyaret ettik. Almanca mütercim tercümanımız var. Hacettepe'den bir doçent. Fakat yanımızdaki yani bizi ağırlayan hocalar, oradaki Alman akademisyenler dediler ki tercümana gerek yok. Biz hocalarımızla Arapça konuşuruz. Hocam bir kütüphaneleri var. Hakikaten yani insan dehşete düşüyor. Bu kadar temel kaynak, yani hadis kitapları, tefsirler, tabakat kitapları, siyer kitapları, megazi kitapları. Sonra hakikaten yani Arapça olarak konuşmalar gerçekleşti. Sunumlarını öyle yaptılar, okulu öyle tanıttılar. Ve baktığınızda böyle tipolojik olarak Alman'a benzemeseler anlayamazsınız Arap olmadıklarını. Arapçaları o kadar akıcı. Arada sorduk nedir bunun hikmeti diye. Hocam ömrünün yani 8 ya da 10 yılını bir Arap ülkesinde geçirmemiş eleman yok orada. Ya Lübnan'da doktora yapmışlar. Ya Mısır'da post doktora yapmışlar, ya lisans eğitiminin tümünü Mısır'da almışlar, Suriye'de okumuşlar. Hocam dünya kadar hadis ezbere biliyorlar. Dünya kadar ayeti kerimenin, yani bunu hicap duyarak söylüyorum ama muhtemelen en az ezbere bileni benden çok ayet ezberlemiştir. Yani hafız var mı içinizde diye sormak zorunda kaldı bir hocamız. Yani o kadar böyle cümlelerine Kur'an'ı bilgi ayetler üzerinden yani örnekler verdiler ki hafız olup olmadıklarını merak ettik. Fakat enteresan bu kadar hadis, bu kadar Kur'an bilgisi, sonra Müslüman coğrafyalarda geçen 7, 8, 10 yıl ama hala yani Protestan İlahiyatçı olarak kendilerini tanımlıyorlar. Baba diyorlar, oğul diyorlar, kutsal ruh diyorlar. Yani Kur'an'ın yol göstericiliğinden bu kadar böyle uzakta, Kur'an'la bu kadar iç içe olup bu kadar uzakta durmak da hakikaten çok enteresan hocam ya. Evet. Kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim'i anlama noktasında en son bölümde gideceğiz ama oraya bir giriş olsun. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i elimize aldığımızda herhangi birinin herhangi bir zamanda yazdığı bir kitap olarak mı bakacağız? Yani ayetleri okuyup bu ayet bana ne söylüyor? Şöyle arz edeyim, ben lisedeyken yani Kur'an sanki bana iniyormuş gibi meseleye bakmam lazım gibi bir anlayışa sahiptim, bir heyecana sahiptim. Ama bugün gelinen noktada şunu söylüyorum, Kur'an Resulullah'a geldi. Sonra Resulullah bu Kur'an'ı arkadaşlarıyla paylaştı, müşriğiyle, sonra müminiyle ve anlattı. Sonra herkes bundan o gün için bir şey anladı. Yani şunu söylüyorum kendime, Kasım önce bir dur. Resul bundan ne anlamış?
Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer bundan ne anlamış? Ebu Cehil, As bin Vail ne anlamış? Ona bir bak. Yani o anlamı yakaladıktan sonra şunu sor kendine. Peki bugün bana ne söylüyor? Bu bakış açısına ne dersiniz hocam? Şimdi Kasım hocam, ta şeye atıfta bulundunuz. Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde işte Allah Resulüne indi. Bugün de bize indirilmesi gibi bir şey. Veyahut da işte o dönemin müşrik zihin yapısına da aynı zamanda indi. Ama biri anladı, biri anlamadı gibi şeyler. Çok aslında, özür dilerim. Yani bunu böyle kütüphaneden ya da bir kitapçıdan satın alıp anlamamız gereken bir anlama nesnesi, yani bize yazılmış bir anlama nesnesi olarak mı göreceğiz Kur'an-ı Kerim'i? Yoksa onu tebliğ eden, dolayısıyla ilk anlayan ve o tebliğ ile dalaletten hidayete kavuşan, anlamışlar ki öyle olmuş, o mübarekler ne anladı, ona mı evvel emirde bakmam lazım? Yani peygamberden ve sahabeden, hatta müşriği de dahil, o dönemin insanından bağımsız bir Kur'an'ı anlama çabası, anlama ulaşma noktasında ne kadar isabetli olur? Şimdi Kasım hocam şöyle diyelim, eğer o ilk döneme biz gitmezsek, sorunuzun minvalinde ben söylüyorum, olabilir ki yanlış yapabiliriz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in o ilk indirildiği dönemde neleri düzelttiği ile alakalı belki sorunuz burayla alakalı sanki. Şimdi o dönemin insanına bakalım. Yani Kur'an-ı Kerim'i konuşturalım, Kur'an-ı Kerim söylesin, anlasın, biz dinleyelim. Eyvallah. Şimdi nasıl bir inanç var? Nasıl yaşantı var? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ O dönemi anlatırken Kur'an-ı Kerim diyor ki, onlara desen ki gökleri ve yeri yaratan kim desen, bu güneşi, ayı musakkar kılan kim desen, leyekulunnallah, elbette ki Allah diyecek. Subhanallah. Evet, Ankebut suresinde. Hatta bakınız. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Gökten yağmuru indiren, suyu indiren, onunla ölü toprağı tekrardan canlandıran kim desen onlara, leyekulunnallah, onlar Allah diyecekler. Niye siz peki buna rağmen putlara tapıyordunuz ki putlara tapılıyordu? Çok önemli bir şeydir burası. Mâ na'buduhum illâ liyukarribûne ilallâhi zülfe. Onlar öyle diyorlar. Biz Allah'a yaklaştırsınlar diye biz buna gidiyorduk. Yani putlara gitmemizin sebebi, bizi Allah'a putlar yaklaştırsın. Şimdi böyle bir topluma Kur'an-ı Kerim bu toplumun kodlarını değiştiriyor. Dolayısıyla benim bugün baktığım zaman oraya bakmadan anlamam yanlış olabilir. Neyi getirdi evvela, ben ona bakmalıyım. O toplumda ne vardı? وَقَالُوا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ Ne varsa dünyada vardır. Dünyada yaşadığımız vardır. Öldükten sonra dirilmeye ben inanmıyorum. Öyle diyor. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ Biz diriltilecek değiliz. وَقَالُوا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا Biz yani yaşarız, ölürüz. Yani نَمُوتُ وَنَحْيَا diyor ama ölür. Biz oradaki vavı tabi aksi tertipten almamız lazım. Yani biz yaşarız, ölürüz, öldükten sonra hiçbir şey yok. Şimdi toplum buna inanıyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim evvela buraları değiştiriyor. Yani kısacası ahiret bilincinin olmadığı bir topluma evvela bakınız. Ahiret var. Öldükten sonra bir yaşam var. Ve orada sorgu sual var. Sizler sorgu suale çekileceksiniz diyor. Ben bugünün zihniyle bakmam lazım oraya. Ben eğer evet doğru Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. Ahiret var. Bunu bütün hücrelerimde hissetmezsem Kasım hocam, sorgu sual bilinci bende yoksa, beni tırnak içerisinde kullanıyorum, yoksa aynen pratikte olduğu gibi öyle bir Allah inancı olur, tevhid olmaz, ahiret olmaz ve insan bu dünyada dilediği gibi yaşar, sorgu sual olmadan ve dilediğini yapabilir. Onun için Kur'an-ı Kerim bakınız bir buluşma gününden bahsediyor Kasım hocam. Rafi'ud derecati zül arş. Yulqir ruha min emrihi ala men yeşa'u min ibadihi liyunzira yevmet telak.
kullarından dilediğine Rabbimiz Teala insanları uyarması için ayetler getirir, Kur'an-ı Kerim'i getirir, işte uyarır onları. يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ Bakınız Kur'an-ı Kerim diyor ki, يَوْمَ التَّلَقْ Orada dedi ya hani, bir buluşma günü var. يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ Orada insanlar tekrardan hayat sahnesine çıkacak. Yani ahiretten bahsediyor Kur'an. وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا ف۪يهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا Bakınız, bir kitap ortaya konur. Amel defterinden bahsediyor Rabbimiz. فَتَرَى الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا ف۪يهِ Mücrimler o kitabından korkmuş görürsün. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا Yazıklar olsun bize. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ Nasıl bir kitapmış amel defteri. Yaş kuru, küçük büyük her şeyi saymış dökmüş Rabbimiz Teala Kur'an'da böyle bir günün olacağından bahsediyor evvela. Ve bölünmüş zihinleri bir yere getiriyor. Tevhid inancına getiriyor evvela. Tevhid var, birlik var, vahdet var. Ondan sonra da sorgu sual var, ahiret var. Ben eğer müsaade varsa belki hocama geçilecek ama... Hocam araya gitmemiz lazım. Öyle mi? Tamam. Bu belki kadar... aradan sonra buradan devam edelim. Yani Kur'an-ı Kerim bir insan için, bir insanın dününü, bugününü, yarınıyla alakalı ne söylüyor? Belki ben bu kadar var aklıma şunu getirdi. Veli'nin biri, meczup da diyorlar hani cezbeli, böyle çarşıda... Deliyle veli çok belli olmaz bizim toplumumuzda. Evet. Şöyle nida ederek gezermiş sürekli. Allah var Allah. Allah var Allah. Böyle bir gün sonra geliyormuş gene. Allah var Allah. Esnaf artık illallah etmiş. Gene böyle bir gün gelmiş Allah var Allah diye gezerken esnafın biri durdurmuş. Ya mübarek demiş, tamam anladık. Allah var. Biliyoruz demiş. Bizimki durmuş. Yok demiş, yok bildiğiniz gibi değil. Allah gerçekten Allah var demiş yani. Kısa bir aradan sonra programımıza devam edeceğiz inşallah. Evet hocam, insanın dünü, bugünü ve yarınının Kur'an perspektifinden bakıldığında neliğine dair cümle, nasıllığına dair cümle kuracaktınız. Araya gittik, lütfen kaldığınız yerden. Eyvallah Kasım hocam, çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Şimdi tabii biraz belki unutulmuş olabilir, evvelinden gelelim. Hani Kur'an-ı Kerim'in ilk indiği topluma işte tevhid inancını getirmesi, zira işte putlara tapılması vesaire. Sonra ahiret bilincinin olmaması aynı zamanda o toplumda. Dolayısıyla ben dünyada benim için ne varsa dünyalık bir zihniyet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bunu da yıkıyor. Hayır. Dünyalık sadece müşrik değil. Müşrik Arapların dehir kavramı ne yükledikleri bir anlam. Değil aynen. Mi hocam? Bizi öldüren ve ma yuhlikune illa dehr. Yani hı-hı, bizi ancak zaman, o dehre zaman manasını hı-hı verelim. Biz ancak işte çünkü zamanı da çok bugün de gerçi çözülmüş doğar, değil ama. Doğar, yaşar, ölürüz. Ölürüz. Bizi bu öldüren de zamandır. Yani müşrik Araplara cümle kuruyoruz ama kardeşlerimiz lütfen yani bugün de Kahire yani hayli bir insan böyle yaşıyor hocam. Tabii tabii. Yani biz şimdi Kasım hocam. 1400 yıl öncesine cümle yok, kuruyoruz yok, ama. Yok, yok. Biz şimdi onu birleştirelim. Yani şöyle diyelim. Ya acaba hakikaten şu yaşadığım ben dünyalık için mi yaşıyorum? Yoksa ben bundan sonraki bir hayat, ebedi hayat için mi yaşıyorum? Aslında bütün gaye Kur'an-ı Kerim'in gayesi de bu. Yani felekten belki... gün çala çala ömür tüketmek böyle aynı bir şey yok tabii ki yani. Şimdi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim burada insanla alakalı önemli, çok önemli bir şey söylüyor. Bakınız. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ O topluma diyor, bakınız bugün bize de diyor aynı zamanda. Biz insanı çamurdan alınmış bir özden yarattık. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينَ Sonra onu sağlam bir korunaktan nutfe haline getirdik. Anne rahmi. Anne rahminde oraya sağlam bir korunak, orada nutfe haline getirdik. ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرًا Şimdi insanın öncesi Allah Teala dedi ki, buyurdu ki, çamurdan alınmış bir öz, toprak.
Sonra nutfe anne karnında. Ondan sonra o nutfenin aşamalarını Allah Teala buyuruyor. İşte mudgaya döndürürüz. Alakaya yani embriyoya, sonra mudgaya yani şekilsiz et. Sonra o şekilsiz etten kemikler yaratırız. Fekesevne l'izame lahme. Sonra o kemiklere de adale, kas giydiririz, et giydiririz. Thumme enşe'nehu halkan ahar. Farklı bir yaratılışta onu dünyaya getiririz. İşte bak insan oldu, dünyaya geldi. Ama bakınız Kasım Hocam. Allah Teala burada bitirmedi olayı. Bizim dünümüzü anlattı. Bugünümüzü anlattı. Bir de yarınımıza işaret ediyor. Thumme innekum ba'de zâlike lemeyyitun. Elbette bundan sonra sizler öleceksiniz. Thumme innekum, bak orada da bırakmıyor. Thumme innekum yevmel kıyameti tub'atun. Ve kıyamette de tekrardan diriltileceksiniz. Ve bu dünyada yapmış olduğunuz her şeyden işte o zaman orada sorulacaksınız. Dolayısıyla ben kısaca insanın dünü, bugünü, yarınını Kur'an-ı Kerim perspektifinden böyle anlıyorum. Hocam yaşamak için en doğru bilinç bu olsa gerek. Eyvallah. Abdülkerim Hocam, BTR'mizde de birçok soru paylaştık. Kur'an-ı Kerim'in şifa oluşu, dua olarak okunması, özellikle ölülere okunmasının fayda sağlayıp sağlamayacağı, Kur'an-ı Kerim'in bir fal kitabı olup olmadığı, Kur'an-ı Kerim'de her şeyin bilgisinin bulunup bulunmadığı, böyle Kur'an'la ilgili özellikle içinde yaşadığımız sosyolojide bir takım kimi yanlış, kimi abartılı, kiminin hakikaten Kur'an'la uzaktan yakından ilişkisi olmayan böyle anlayışlar var. Bu anlayışlara dair Kur'an'ı konuştuğumuz bir programı buraya dair cümle kurmadan kapatmak açıkçası hiç içime sinmiyor. Kardeşlerimize neler söyleyebiliriz? Şimdi Kur'an-ı Kerim kendisini bu konuda nasıl tanımlıyor ona bakmak lazım. Kur'an-ı Kerim kendisinin dua olduğunu ve nunezzilu minel Kur'ani ma huwa şifaun ve rahmetun lil müminin. Kur'an'ın şifa ve rahmet olduğunu Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ifade buyuruyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ilk suresi duadır. Duadır aynı zamanda Fatiha suresi. Biz günde 40 defa namazımızda, farzlarımızda, sünnetlerimizde toplamda 40 defa Cenab-ı Hakk'a dua ederek başlıyoruz. Ve her namazın, her rekatında Rabbimize dua ediyoruz. Ki kıldığımız namazın yarısından fazlası da neredeyse işte oturduğumuzda, tahiyyatlarda, aradaki tesbihatlarda duadır. Dolayısıyla Kur'an evet bir dua kitabıdır bizim için. Cenab-ı Hak geçmiş peygamberlerin örnek dualarından bize bahseder. Ve o duaları hani bizim evet kendimiz için, özellikle ümmet için, yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Eddu'a muhul ibade" dua ibadetin özüdür ki dua bir ibadettir buyuruyor. Kur'an da bize örnek dualarla o ibadeti, dua ibadetini nasıl yapmamız gerektiğinden bahsediyor. Yani Kur'an böyle ibret almak, tefekkür etmek, varlığın ya da hakikatin künhüne vakıf olmak için okunur. Bu bir ibadet kitabı değildir yaklaşımını doğru bulmuyoruz. Kur'an aynı zamanda her bir harfine Cenab-ı Hakk'ın yani 10 ve üzeri sevap yazdığı, yani teabbüdi bir bakış açısıyla tamamen sevap kazanmak için de okunan bir kitap. Tabii Kur'an'ın iki boyutu var. Yani burada belki hocam çok özür beyan edeyim. Estağfurullah, lütfen hocam. Şöyle hani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her harfine 10 sevap vardır diyor. Bakınız çok önemlidir orası bence. Elif, lam, mim bir harftir demiyorum ben. Elif ayrı bir harftir, lam ayrı bir harftir ve mim ayrı bir harftir. Bakınız bunlar müteşabihtir. Normalde bunun anlamı bilinmiyor. Yani elif, lam, mimi. Ama buna rağmen Allah Resulü'nün bu örneği vermesi de hakikaten çok önemlidir. Yani lafz, yani aynı zamanda ibadet olması, okunmasının. Kur'an hem lafzıyla hem manasıyla muciz bir kitap hocam. Dua, daha doğrusu ibadet maksadıyla okunur ki Kur'an-ı Kerim. Bunu biz ölülerimize yani sevap olarak bağışlayabilir miyiz? Biz ehl-i sünnet olarak şuna inanıyoruz. Kabir hayatı vardır, kabirde azap vardır, kabirde nimetlenme vardır.
Dolayısıyla biz, evet, okunan Kur'an bizim içindir. Biz Kur'an'ın ne demek istediğini, ne dediğini, hayatımıza o Kur'an'ı yaşamak için Kur'an bize seslenir. Ama Kur'an-ı Kerim'den okumamızdan elde ettiğimiz sevabı da Hazreti Peygamber'in ifadesiyle ölülerinize Yasin-i Şerif okuyun buyuruyor Hazreti Peygamber. Biz ölülerimize de o şeyi bağışlayabilir miyiz? Elbette ki bağışlayabiliriz. Bunun sevabını umuyoruz ki Cenab-ı Hak, ki bizim inancımıza göre kabir hayatı varsa ki var, oradaki kardeşlerimize ulaştıracaktır hocam. Hocam Rabbena firli veli valideyye. Evet. Cenab-ı Peygamber öğretiyor bunu bize. Ayet-i kerimelerde de var. İşte bize bu dini öğreten sebeguna, geçmişlerimizi de bağışla. Vali ihvaninellezine sebeguna bil iman. Yani Kur'an-ı Kerim bize öğretiyor. Şimdi, hakikaten. Geçmişlere böyle, dua etmeyi. Böyle bir vasatta benim teberrüken duam kabul olsun diye öncesinde bir Yasin-i Şerif okumam. Evet. Bundan daha doğru bir şey olamaz hatta. Hani Kur'an ölü kitabı değildir. Tabii ki ölü kitabı değil. Ölü Kur'an'ı duyup da kabirde ne yapacak? Öldü, o bitti. Burada duam makbul olsun. Göğün kapısından geri dönmesin diye Allah'ın kelamına bitiştirmek için ben okuyorum. Ama tabii bunu 3'ü, 5'i, 7'si, 40'ı, 50'si, evet, yok burnu düştü, yok dişi çıktı. Böyle farklı ritüellerle mukayyet kılmamak da lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısınız? Kemiyetten ziyade keyfiyete bakmak lazım hocam. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 İhlas suresi bir şeye bedeldir, hatime bedeldir buyuruyor. Şimdi bazıları 3 İhlas bir dakikada okursun. Ama o öyle bir şey ki 3 İhlas değil. Bir besmele çekersin, öyle bir niyetle çekersin. O niyetsiz böyle kuru okunan bir hatimden bile daha fazla olabilir. İnsan yani %50 biz maddi bir varlıksak %50 de manevi yönümüz var. Dolayısıyla Kur'an'ı okurken, Kur'an'a bakarken biz manevi yönü de inşa etme üzerine Kur'an'ı biraz da okumak, bakmak, bu temelle Kur'an'a yaklaşmak gerekiyor hocam. Ben sohbetlerimde hocam Kur'an okumayı bilmemenin çok büyük bir ayıp olduğunu söylüyorum. Yani mahşerde hiçbir günahı olmasa insanın, Kur'an okumayı bilmiyor olmak mahşerde başın öne düşmesi için yeter sebeptir benim nazarımda. Ama hadi bilmiyorsun ve öğrenme noktasında da öğrenemiyorum diyorsun. Şunu diyorum vaazlarımda. Bari Kur'an-ı Kerim'i eline al, aç ve bak sayfalarına. Şöyle sev, şaka değil ha, cidden. Sev Kur'an-ı Kerim'i. Böyle bak, harflerine bak. Ama ya, yani o sözünüzü belki kestik ama Hazreti Peygamber yani zorlanarak okuyana da iki sevap var. Tabii iki, yani. Üç. O ayrı ama hiç olmazsa ya ben okuma bilmiyorum diye Kur'an'dan uzak kalma. O metin haline gözü duysun yani insanın. Evet. Yani gözün bereketlenir, gönlün bereketlenir. Ona dokunduğun zaman ben oradan o maneviyatın yani manevi bir hissin insanın ruhuna ve gönlüne fayda edeceğine inanıyorum. Ben şahsen yapıyorum hocam. Yani masamın üzerinde malum Kur'an-ı Kerim hep var. Okumayacağım zamanlarda da başka bir şeyle ilgilenirken böyle elimi Kur'an-ı Kerim'in üstüne koyuyorum. Açıp Kur'an-ı Kerim'i. Hocam şimdi Üç şeye bakmakta rahmet vardır hocam. Değil yani mi? Bir şey yapmasa. Birisi Kabe'dir, birisi Kur'an'dır, birisi kişinin eşidir. Konuşmasa bile, bakmasa bile, okumasa bile, ibadet etmese bile Kabe'nin karşısına geçip bakma, Kur'an'ın dediğiniz gibi sayfasına, eyvallah, bakma, kişinin eşine bakması, konuşması. Anne babaya değil mi böyle gibi nazar etmek merhametle. Yani hocam, şöyle belki bir buyurun. Kasım hocam orada bir iki cümle. Hani dediniz ya bilmeyenler. Bugün bizim 4-6 yaş Kur'an kurslarımız var. 4-5 yaşındaki çocuklar öğreniyor Kasım hocam. Yani bazıları zor diye belki açmıyor ama. Hanımın 80 yaşında, 83 yaşında talebeleri var. Ben şimdi artık mazeret değil yani. Zorlamamak için hani böyle bankamatiği öğreniyorsun, telefonu öğreniyorsun. Evet. Bunu da bir zahmet öğren ama ya velev ki abdesti nasıl namaza mani bir engel olarak bazen zikrediyor kardeşlerimiz. Abdest olmasa kılardık biz bu namazı. Hocam bilsem okurum. Ya sen ona dokun, aç, sev. O belki sana okumayı da öğretir. Yani bir gün der ki beni oku. Hocam Kur'an-ı Kerim'in fal kitabı oluşuna dair. Şöyle Kur'an-ı Kerim özellikle hani bizim geçmişte cifir dediğimiz Kur'an-ı Kerim'deki bazı sayılardan geleceğe yönelik tahminlerde bulunmayla alakalı bazı falvari tespitler ya da ne bileyim çalışmalar var.
Ama Kur'an bir fal kitabı değildir. Evet, Kur'an geçmişten haber vermiştir. Kur'an gelecekten haber vermiştir. Hatta Hazreti Peygamber döneminde değil mi? Rum suresinde Farisiler ile Rumlar arasındaki savaşta Gulübetur Rum diyor Cenab-ı Hak. Rumlar, Bizanslılar galip gelecek. Burada ehli kitap Bizanslılar, öbür tarafta putperestler var. Kur'an-ı Kerim Bizans ehli kitaptan yana tavır alıyor. Geleceğe yönelik bir şey aslında. Ki malum Hazreti Ebu Bekir Hazreti Peygamber'e geliyor, diyor ki ya Resulullah, ben diyor iddiaya girdim. İşte Kur'an böyle dediği için önümüzdeki 3 yıl içerisinde işte Rumlar Bizanslılara yenecek. Hazreti Peygamber diyor kaç neye girdin? 10 deveye. Diyor ki buradaki bizun şeydir, gillet ifade eder. Buradaki şeyi ona çıkart, yani şeyi yılı 10 yıl içerisinde, ve diyor ki rakamı da 10'la, deveyi de 100'e çıkart. Hakikaten bu ayet indikten yaklaşık 7-8 yıl sonra Rumlar Farisilere galip gelmiştir. Aslında bu bile Kur'an ne kadar muciz bir kitap olduğunu göstergesidir. Ama buna bakarak, yani Kur'an-ı Kerim ileride olacak her şeye bir hani haber verdiği, ne bileyim bazı bilinmeyen işlerle alakalı onunla okuyarak veyahut da onun harfleri üzerinden rakamlarla belli bazı haberler vermek doğru değildir. Kur'an bize öğüt için gelmiştir. Kur'an hayatımıza şekil versin diye gelmiştir. Yoksa zaten biz bilmediğimiz alanlarla alakalı sorumlu değiliz hocam. İlle bir haber almak istiyorsan Kur'an-ı Kerim'den, Abdülsamit hocam okudu işte mahşer anına dair ayetler. Evet. Küçük büyük her şeyin yazılı olduğu bir kitabın, evet, yani amel defterinin önüne açılacağı. Bak Kur'an-ı Kerim haber veriyor işte. Yani gayet açık, net. Hem de en gelecek yani. Evet. Dünyanın da ötesinde, kabrin de ötesinde, kıyametin sonrasındaki gelecekten haber veriyor. Ama böyle günlük rutinimize ait, kiminle evleneceğim, ne zaman boşanacağım, evet, nereden hoplayacağım, nereye zıplayacağım, Kur'an-ı Kerim bir fal kitabı değildir. Haddi zatında fal, duruma göre şirk, duruma göre küfür. Kesinlikle. Ama her durumda, yani mümin tavrı, müminin tercihi olmayan bir davranıştır hocam. Kur'an-ı Kerim'in şifa oluşuna dair de birkaç cümle alabilir miyiz? Hocam Kur'an-ı Kerim hem manevi anlamda bir şifadır. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle biz Kur'an'ı şifa olarak indirdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Hem bizim manevi hastalıklarımıza şifadır. O hastalıklar neler hocam? Hocam şöyle diyeyim, psikolojik rahatsızlıklar mesela diyelim. Biz ne yapıyoruz bir psikoloğa gittiğimizde? Derdimizi anlatıyoruz değil mi? Oturuyor, not alıyor. Diyor ki şunu şu, daha sonra teşhis koyuyor. Oysa biz aslında elimizi açıp ya Rabbi dediğimizde Allah'a söyleyemeyeceğimiz, açamayacağımız, ondan isteyemeyeceğimiz hiçbir şey yok aslında. İnanç belki biraz bizi bu yönü de özellikle manevi hastalıklara düçar olmaktan koruyor. Kur'an-ı Kerim bu manada diyelim okuduğumuzda değil mi, bizi Allah'la bir hitaptır. Yani bizi yaratan Rabbimize bir hitaptır. Öyle bir hitap ki ben açtığımda Kur'an-ı Kerim okuduğumda ben biliyorum ki bu kainatı sayısız varlığı yaratan Cenab-ı Hakk'a direkt iletişim kuruyorum. Arada hiçbir şey yok. Arada hiç başkasının olmasına gerekmiyor. Ben Rabbimin kelamını okuyorum. O adeta şöyle diyor, aşığın maşukundan gelen bir mektup gibi düşünün. Yani onu en sevdiği, en özel bir şekilde saklar, okur, değer verir değil mi? Bizim için de biraz, tabii benzetme biraz farklı olabilir belki ama bizim için çok de Kur'an... Çok güzel oldu hocam. Hatta öyle bir kere okuyup da bırakmaz. Gurbet hayatını şimdiki gençler pek bilmez ama. Evet. Yani ben uzun süre yaşadım. Benden öncekiler daha çok yaşadı. Öyle sevdiğinden mektup gelmiş. Hocam her bir harfine dokunursun. Çünkü sevdiğinin elinin değdiği harflerdir onlar. Evet. Gözü değmiştir. Sonra bırakırsın. Yarım saat sonra bir daha okursun hocam. Akşam bir daha okursun. Sabah şimdi telefon yok, bir şey yok. Evet. Onu okursun yani. Çevirir. Bu belki manevi hastalıklara bir parantezde. Mesela insandaki örneğin yalan, dedikodu, gıybet. Hele bugün işte sosyal medyanın içerisinde, evet, olduğu insan hiç bilmediğini, araştırmadığını böyle paylaşması, işte bir kişinin onuruyla, şerefiyle vesaire oynaması gibi hastalıkları da belki o manevi vesveseyi hastalık. Tabii vesvese tabii. Haseti sayabiliriz. Aynen. Sonra bu manevi hastalık olarak tanımlanmayabilir ama insanın maneviyatını ve akabinde maddiyatını çökerten küfür gibi, şirk gibi, tabii, nifak gibi. Tabii. Yani en temel
sorun ve sıkıntılara dair bir şifadır. O ayetlerin bir kısmında şifadan sonra rahmet var, mev'ize var. Yani buradaki şifayı şöyle anlamamak lazım. Doktora gittin, ilaç yattı, eczaneye gittin, sana bir ağrı kesici antibiyotik verdi, attın. Yok, vücudunun tabii. Yani böyle ben şuna kendi adıma inanıyorum. Yani bu bir iman meselesi. Ben inanıyorum buna. Nedir o? Yani bir yerim ağrıdığında, acıdığında yani bir ayeti kerimeyi, özel bir ayeti kerimeyi değil hocam. Yani bacağın ağrırsa şu, dalağın ağrırsa bu değil. Bir Fatiha-i Şerife'yi. Bir kez Allah dese aşk ile lisan diyor ya bir kez. Yani buyurdunuz ya bir Besmele-i Şerife bile. Yani Allah'ın adını anarak bir üç ihlas Fatiha ile ya da bir ayet-i kürsi ile bir amener Resulü ile bu gelenek eğer bunları öne çıkardıysa Resulullah aleyhissalatü vesselam bunları tavsiye ettiyse bir hüvallahüllezî ile lev enzelnâ ile başından okuyup yani o ağrıyan yerimi meshettiğimde hocam ben o ağrının dineceğine dair böyle kat'i bir inanç hissediyorum ve çoğunlukla da bende işe yarıyor. Yani bu romatizmam vardı tedavi etti, siyatiğim vardı giderdi, bundan bahsetmiyorum hocam. Ama o an için o ağrıyı tahammül edilebilir, beni doktora götürebilir ya da hastanedeysem ben bir de profesyonel hastayım aynı zamanda. Yani ağır ve uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklar yaşadım. O süreçte evet doktorlar ilaç veriyordu, hastaneler, ameliyatlar, şunlar bunlar ama ben Ayet-i Kürsi okuduğumda, Fatiha okuduğumda, kendime o an aklıma gelen herhangi bir ayeti okuduğumda sanki o ağrının, acının, sızının daha çok azaldığını hissediyordum ama bunun anlamı şu değil, ayeti kağıda yaz, falan mürekkeple yaz, kağıdı da suya at, mürekkebi de iyice dağılsın, ondan sonra o suyu iç, şifa bu. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz kardeşler. Şimdi oradaki belki, hani dediniz ya, okuduğum zaman rahatlıyorum vesaire. Şimdi Kur'an-ı Kerim, yani bizim bildiğimiz, çözebildiğimiz bazı şeyler var ama bugün bilimin geldiği noktada belki çözemediğimiz bazı şeyler de var. Örnek veriyorum, işte bugün bir pirinç deneyi vesaire var. Hı hı. Veya işte bir çiçeğe güzel konuştuğunuz zaman tabii. biraz daha farklı tepki verebiliyor. Şu havadaki zerreciklerin belki pozitif bir etkisi var o Kur'an-ı Kerim'le. Onu da göz ardı etmemek lazım. Hocam, yani havanın değişmesi, atmosferin değişmesi. Sonlarına doğru geldik. Şöyle son cümlelerinizi alayım. Bir hani en sonunda neydi o miski? Hitamuhu miski. Allah razı olsun. O mesabeden şöyle Kur'an'la ilgili, Kerim kitabımızla ilgili birkaç cümle alarak yavaşça programımızı kapatalım inşallah. Hocam şöyle söyleyeyim yani Kur'an evet bir bilim kitabı değildir. Kur'an bir hidayet kitabıdır ve o hidayeti peşine düşen için bir hidayet kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Baktığımız zaman 1400 yıldır serüveninde evet birçok şeyi bizim önümüzü açmıştır Kur'an-ı Kerim. Her alanda, bilimsel alanda, başka alanlarda. Şimdiye kadar yanlışlanabilir hiçbir yeri ya da hiçbir ayeti ya da ne bileyim tezi yoktur. En azından öyle söyleyelim. Bilim kitabı ya da... Hocam hani, la raybe fih ile başlıyor kitap. Nasıl yanlışlansın? Yok, yani evet. İlk cümlesi bu. La raybe fih. Şunu da hemen ifade ederek bitireyim hocam. Kur'an, evet bazen şöyle bir söylem var ya, Kur'an bize yeter mi? Evet Kur'an eksiksizdir. Amenna, buna hiçbir şüphe yok. Ama Kur'an'ı anlarken... Bunu şu şekilde sorayım hocam. Peygambersiz Kur'an anlamaya çalışma çabası. Hocam beyhude bir çabadır bu yani. Çünkü biz Kur'an'ı Hazreti Peygamber, Kur'an'ın inen Kur'an'ı açıklayıcısı, uygulayıcısı Hazreti Peygamber'dir. Bize hac farz kılınır ama haccın nasıl, hangi menasikinin olduğunu biz Hazreti Peygamber'den görüyoruz. Değil mi? En önemli ibadetimiz namaz ibadeti. Namaz ibadeti ile alakalı kaç vakit olduğu ile ilgili bile biz Kur'an-ı Kerim bize sadece namazın farz kılınını ifade eder. Ama kaç rekat, hangi vakitlerde bunu bile biz Hazreti Peygamber'in uygulamalarından, yani içinde secdesi, rükûsu nasıl yapılacak, okunacak olanlar neler var. En temel ibadetimizde bile bize yol gösterici Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla evet yani Kur'an bize yetmez demiyoruz ama Kur'an sünnetle yaşandığı zaman
daha bir anlamlı hale gelir hocam. Hocam peygamber olmayınca Kur'an da olmuyor ki. Biz Kur'an'ı onda gördük, onda evet. öğrendik. Abdülsamet hocam. Evet Kasım hocam o hakikaten beyhude boşuna. Çok enteresan çaba. Hocam yani Hira'da bulunanımız mı vardı yoktu ki. Evet. Ama şimdi Abdullah oğlu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Biz de iman ettik. Aldık yani şimdi ona postacı muamelesi yapmak. O bir, tabii bir iman meselesi. Bir yerde hani Hazreti Ebu Bekir'in o Miraç hadisesinde gelip müşriklerin işte senin arkadaşın bak böyle böyle şeyler söylüyor. Buna ne dersin dediğinde o mu söyledi? O söylediyse doğru söylemiştir. Buna ilaveten bir şey daha söylüyor. Ben diyor onun her gün Allah'tan vahiy getirdiğine iman etmişim. Dolayısıyla yani bu Hazreti Peygamber'i bir tarafa bırakarak olmaz. Zira şöyle de bir yanlışa düşülür. Zaten Kur'an-ı Kerim onu işaret ediyor. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَاَطِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولُ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ فَقَدْ اَطَعَ اللّٰهِ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ اَطَعَ اللّٰهِ Yani bu ayeti celleler çok. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam nasıl bir tarafa koyarak Kur'an-ı Kerim'den ne çıkarabiliriz? Dolayısıyla bu yanlış ve beyhude bir çaba olur. Hocam hatta çok enteresan vurucu bir ayet. Allah'ı seviyorsanız diyor Allah Resulü. اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ O sevgiyi nasıl göstereceksiniz? فَتَّبِعُونِ Bana uyarak göstereceksiniz diyor. Yani bensiz düşünün ki kendi akli çıkarımlarınla, muhakemelerinle Hazreti İbrahim misali Allah'a ulaştın. Yani adının Allah olduğunu bilmeyebilirsin ama bir yaratıcıya ulaştın. Tek, güçlü, kudretli bir yaratıcı. İmam Maturidi Hazretleri bunu yapabileceğimizi söylüyor zaten. Tamam. İyi de ben şimdi o beni yoktan var eden, yaşatan, rızık veren, ayı güneşi doğuran Allah'a ya da o yaratıcıya, Rabbe neyse bilmiyorum ya ben şimdi adını falan. Ben onun mesela adını nasıl öğreneceğim? Sonra ona nasıl teşekkür edeceğim? Hazreti Musa örneğinde olduğu gibi hani hikayededir ya, süt mü vereceğim ona, bitini mi temizleyeceğim, saçını mı öreceğim, ne yapacağım ben, nasıl teşekkür edeceğim? Allah Resulü ne diyor? Ayet-i Kerime fettebi'uni, bana uyacaksın diyor, bana geleceksin. Ben o sevdiğin Allah'a nasıl kulluk edeceğini sana göstereceğim. Böyle yaparsan yuhbibkumullah. Allah da seni sever. Ve yafir lekum zunubekum. Şimdi sen peygamberi ortadan kaldır Allah'ı razı edeceğim diye uğraş. Ben orada rıza olduğuna da düşen, rıza beklentisi olduğunu da açıkçası. Yok salt bir metin ortada kalır o zaman. Bu sefer istediğimizi belki çıkarabiliriz. Yani heva ve hevesimizle belki Kur'an'a söyletebiliriz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte orayı da kapatıyor. Ne güzel. Yoksa ben şu ayeti celleyi alırım, bana göre bu böyledir derim, bugün işte bunu böyle yorumladım derim, bu doğru olmayabilir. Hazreti Ali öyle diyor değil mi? Tabii. Kur'an konuşmaz. Bir de yani. Şöyle mesela gene Kur'an-ı Kerim وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسَ diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ diyor. Sana indirileni tebliğ et diyor. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ diyor. Açıklar İnsanlara diyor. Bu zikri beyan et. Da, beyan görevi de var Allah Resulü'nün. Bize de yani nasıl anladı? Orada diyor. Üsve-i Tabii. Hasene. Üsve-i Hasene de onu gösteriyor. Dolayısıyla o boş bir çaba olur. Hocalarım çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gürgentepe ilçe müftümüz Doktor Abdülsamet Şen, Diyanet Akademisi, Ordu Dini İhtisas Merkezi eğitim görevlisi Abdülkerim Yatkın. Hocam o G mi yumuşak G mi? Yumuşak G hocam. Yani çok alışık olmayan, olunmayan bir telaffuz süreci var. Abdülkerim Yatkın. Evet. Güzel. Tekrar hoş geldin. Tekrar teşekkür ediyorum. Programımıza değer kattınız, şeref kattınız. Bir kez daha yani artık zalim, zulüm falan demek kafi gelmiyor ama o mel'un milletin bu yaptığı tedhişi, zulmü lanetleyerek programımızı kapatalım. Rabbim ümmeti Muhammed'e güç versin, kudret versin, feraset versin, cesaret versin. Hasaten Filistinli kardeşlerimizin de yani yardımcısı olsun, inayetini, rahmetini onlardan eksik etmesin. Bize de onlara da bu imtihanı inşallah kazanma imkanı nasip eylesin. Amin. Bir sonraki programlarda üstadlarım sizi yeniden ağırlamak isterim. Buradan da bu teklifimi seyircilerimizin huzurunda yapmış olayım. Bir kez daha teşekkürler.
Sevgili dostlar, Kur'an-ı Kerim'i konuştuk. Tabii Filistin'e dair cümleler kurduk. İnşallah bu günler geçecek. La galibe illallah. Biz buna iman ediyoruz. Yani Cenab-ı Hak dinine iman edenleri, kendine secde edenleri nihai noktada yalnız bırakmayacaktır, yardımsız bırakmayacaktır. Allah Resulü'nün Hazreti Ebubekir'e söylediği gibi, Rabbim inananlarla birliktedir, bizim yanımızdadır. Bu imanla, bu şuurla meseleye bakalım. Lütfen bigane kalmayalım, lütfen duyarsız davranmayalım. Başkanlığımızın bugünlerde çok ciddi hani böyle dua, efendim gıyabi cenaze namazı, sonra yürüyüşler ve benzeri etkinlikleri var. Bu etkinliklerle zulme rıza göstermediğimizi en azından ortaya koyalım. Yahudi mallarını satın almayalım. Allah rızası için. Yani ne olur alsak demeyelim. Alma, sen alma, ben almayayım. Bak göreceksiniz market raflarında onlar kaldığı sürece, satılmadığı sürece. En azından şu an yapabileceğimiz bir şey. Yarın Cenab-ı Hak sorduğunda Allah'ım onu yapabiliyordum, onu yaptım deriz. Yani elimizden gelen bir şeyi yapmış oluruz. Seher vaktinde ne olur? Alnımızı secdeye koyalım, o kardeşlerimiz için, bizim için dua edelim. Oraya düşen bombanın bize düşmeme ihtimali, yani bize de düşer. Eğer biz böyle bırakırsak, gaflete düşersek. Nitekim dün yani bizim uçaklarımızda, bizim askerlerimize bizi bombalattılar bu Yahudiler. Yani elhamdülillah devlet, millet ferasetle el ele vererek o badireyi atlattık. Ama elbette boş durmayacaklar. Yarın yine deneyecekler. Sonra yine deneyecekler. Birlikte olacağız, güçlü olacağız. Allah'ın izniyle Cenab-ı Hakk'ın adını, dinin izzetini, şerefini, haysiyetini ayakta tutmak için gayret göstereceğiz. Bizimle kaldığınız için, programımıza eşlik ettiğiniz için sizlere de kardeşler çok teşekkür ederim. Haftaya yeni bir konu ve yeni konuklarla buluşmak üzere. Ordu Altaş TV ekranından, Akla Düşenler programından hepinize hayırlı bir gece niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun.